andolsun buradan bakkala bile gidemezsin Feray. Öyle bir adını çıkartırım ki dinlene dinlene kaçarsın buradan. Anamın yufka yürekliliğine bak sen. Seni sokağın ortasında öyle bir taşlatırım ki rengin iki ton açılır, anladın? Aleyna bağırma, bağırma. Ne oldu? Utandın mı? Ne oldu? Ya tamam kes, parazit yapmayın. Defolun gidin şeyden. Ne? Bana da damat. Bu kapı kapanırsa cehennemin kapısı açılır sana. Cayır cayır yanarsınız ikiniz de. Anne, tamam. Feraye yansa yeter. Bal köpüğüme dokunma. Ya senin bal köpüğüne ne istiyorsun ya, anlat he, ne istiyorsun? Dinliyorum. Seni istiyorum. Ömer Yaman'ımın babasını. Ya hay Ömer Yaman'ın babasının da ya. Git şu bebeğin babası kimse onun evinde çağırla. Vallahi göreceğiz 2,5 ay sonra. Bebeğin kaşığı, gözü kime çekmiş hepsi çıkacak Yaman Efendi ortaya. Ben dayanamıyorum. Deli misin? Nesin ne sen? Oldu canım? Dayanamıyorum artık ya. Bir de bayıl istersen Feraye. Hı? Ama yok. Ben o numarayı bir kere yedim. Bir daha yemem canım. Kurtulamazsın artık benden, anladın mı? Aleyna anla artık, anla. Biz Yaman'la birbirimizi seviyoruz. Hep sevdik. Ben sizin aranıza girmedim. Sen yaptın onu. Sen bizim aramıza girdin. Senin benim kapıma dayanmaya hakkın yok. Hey Yaman'dan bir şey istemeye hiç hakkın yok. Sana mı soracağım? Sana mı soracağım? Bırak. Bak. Bak hamilesin diye bir şey yapmıyoruz. Gel bakalım elini korka kalıştırma. Gel bakalım. Git buradan bana elinden bir kat. Hadi vur bakalım vurabiliyorsun. Öyle mi? Bekleyin siz. Nasıl alıyorum havanızı? Komşular. Ne yapıyorsun? Yetişin. Komşular. Demek Vural Bakırcı senin baban. Tamam. Doğru, baban demiyoruz. Var ya bu adam... Bu adam benim bir arkadaşımın hayatını mahvetti. Hı. Bak abartmıyorum, cidden mahvetti. Ne yaptı arkadaşına? Aslında senin annenin sana yaptığından daha fazlasını. Hem hayatını bir yalana mahkum etmiş... Hem de annesini babasını elinden almış ya. Anladım. Tamam da arkadaşın senden nasıl bir yardım bekliyor yani? Senden ne istiyor, ben onu anlamadım. Güneş. Bak bu Vural Bakırcı denen adam. Yani ne kadar tanıyorsun bilmiyorum. Ama öyle karşına almak isteyeceğim bir adam değil. Hele düşman olmasını isteyeceğim bir adam hiç değil. O yüzden... Anladım. Ben de aynı şeyi söyledim zaten ona. Bu iş beni aşar. Yani yapabileceği tek şey adalete sığınmak. Aynen öyle. Neyse. Sen? Sen ne yapacaksın? Ben? Hı? Ben ne yapacağım? Döneceğim İstanbul'a. Hmm. Aslında daha uzun kalmayı düşünüyordum ama... Ama? Ben de sana bir itirafta bulunayım mı? Lütfen. Son 3 senedir... Yani dedemin vefatından beri... Böyle ara ara Ürgüp'e gelirim. Bu eve giriyorum. Ve her seferinde... Bu sefer kesin satıyorum evi diyorum. Ama... Yapamıyorsun. Yapamıyorum. Niye? Bilmiyorum. Böyle sevdiğim, bağlandığım şeylerden kolay vazgeçemiyorum. Arabadan da belli oluyordur zaten. Peki bu defa senin daha uzun süre kalman için ne yapabiliriz? Var mı yapabileceğiniz bir şey? Uzun kalmayı planlıyordum aslında. Hmm. Ama hesaplamadığım karşılaşmalar oldu. Yani içine çekildiğim durum beni düşündürdü biraz. Umarım benden bahsetmiyorsundur.
Senden bahsediyor olsam daha farklı sözcükler kullanırdım. Daha farklı. Ne gibi mesela? Saat kaç oldu ya? Ömer dedenin duruşmasına çok gelmek isterdim gerçekten ama ben yola erken çıksam daha iyi olacak gibi. Doğru. Evet evet sen erkenden çık. Ben de kalkayım artık. Hem şimdi yarın yolda arabanın daha kaç kere bozulacak belli değil, o buji mi ateşlemeyecek falan. Doğru, buji. Buji. Seni tanıdığıma sevindim Ateş. Ben de. İyi yolculuklar. Çay için teşekkür ederim. Ne demek? Görüşürüz. Abilerim, ablalarım, kusura bakmayın, dilenci değilim ama varsa bir dakikanız size bir şey göstermek ya isterim. Ya ne yapıyorsun? Bu adamın nikah cüzdanlı karısıyım. Ay, yanındaki ay, saçaklı da, susturmaya çalışma beni sakın, yanındaki saçaklı da kocamı ayartmaya çalışan ahlaksız kız kardeşim. Ya ne saçmalıyorsun, ne saçmalıyorsun sen? Rezile bak, hakikaten kocasıymış ya kadının. Yazık kadıncağıza, yazık ya. Ya ne oluyor, siz neyi izliyorsunuz, evinize gider misiniz artık? Aman sakin ol, tamam. Ya bu insanlar sizi gerçekten tanısalar bir dakika dinlerler mi acaba? Sen çalıştığın evin çocuklarına şantaj yapmış bir kadınsın. Hadi anlat. Anlat nasıl zorladın Yaman'ı? Ha? Nasıl zorla evlendirdin kızını, anlatsana. Asıl sen nasıl yamadın kendini Yaman'a, onu anlat istersen. Sen gördüğüm en korkunç insansın. Ay bu lafları çok duyduk canım ya. Ama benim için vız gelir tırıs gider. Ya kalk yerden kalk, acıldırma şöyle kendini, kalk. Bir de dövüyor beni. Ne dövmesi, ne dövmesi, ruh hastası ne dövmesi. Ya siz laftan anlamıyor musunuz? Gidin evinize artık. Yaman dur. Haksız durumuna düşürecekler yine bizi ya. Siz mi haklısınız? Haydi güleyim bari. Anlat kızım anlat. Aferin bahtsız yavrum. Anlat her şeyi anlat. Anlatmaz mıyım? Açtım bir kere Dörek abla defteri. Bu çiyansın. Kocama kancayı taktı, yetmedi. Bir de kocamdan hamile kaldı. Bu benim kız kardeşim. Hamile kalmış ya bir de kadın. Allah Allah. Ne oluyor ya? Başımıza taşıyacak. Peki ya ben? Zavallı ben.
Karnımda öz be öz kocamın çocuğunu taşıyorum ama boynu bükük. Görüyorsunuz hala. Evimin direğini, evinin içine almaya çalışıyor. Delireceğim. Ne içeri geç ya? Hala konuşuyor. Ağlama ya. Ağlama bari. Dur şu manyak. Hadi gel ya. Küskünle. Bir de akıl hastası diyor bana. Ay, tamam, ay, yürü. Gördünüz hala evimin direğini evine almaya çalışıyor. Yürü, benim yürü. Çocuğumun hakkını yürü. Kim ödeyecek? Yürü gidiyoruz hadi. Siz de gidin evinize artık. Yürü. Yürü gidiyoruz. Aa, yürü. Gidelim. Yürü. Ya sus ne kocası ya. Yürü. Gördünüz mü? Beynini yıkamışlar. Kimin karısı olduğunu bile yürü. Bilmiyor gidin benim kocam. Evinize. Hadi. Tamam gidiyoruz hadi yürü. Ay gitme kocam. Siz de sahip çıkın kocalarınıza. Biz yandık, siz yanmayın. Cemile! Gel! Gel buraya. Hey! Ne yapıyorsun hey, ya? Gel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun be? Yürü. Bana bak, ne yapıyorsun? Tamam, gel bıraksana buraya. Kızı. Allah Allah! Yap. Allah Allah! Gel buraya. Bıraksana! Dur abicim, dur. Dur, geçtir. Yok öyle git. Dava. Ne yapacaksın? Bizi eve tıkıp tekrar Feraye'nin yanına geri mi koşacaksın ha? Aleyna çek git, gerçekten gözümün önünden kaybol, bir kaza çıkacak şimdi. Çıksın ya senin elinden kaza. Hadi ya senin elinden kaza çıksın. Hayatın kurusu oğlum senindir. Şşşt. Hey! Bana bak! Arabaya bin. Arabaya bin. Gerçi ya. Sen benim kızıma öyle çöpmüş gibi davranamazsın. Seni 50 kere uyardım. Boş yapma. Elinde hiçbir koz yok artık senin. Hiçbir şey yapamazsın. Hadi ya. Gerçekten böyle mi zannediyorsun? Aç kulağını da iyi dinle beni. Ne diyorsun be? Eğer benim kızımın gözünde senin yüzünden bir damla yaş görürsem. Eğer benim gül yüzlü kızımın yüzünü güldüremezsen. Bugün olanları mumla ararsın. Feraye'nin hayatını gerçekten cehenneme çevirsin. Anladın mı? Annesi ayrı deli, kızı ayrı deli. Yemin ederim ya, anlamıyorum ki. Yaman da nerede kaldı ya? Nereye kayboldu? Onlarla mı gitti acaba? Canım bir su iç hadi ya. Hazal istemiyorum gerçekten. Bir tane istemiyorum, yok. Of of Yaman. 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 Şenay nasılsın? İyi değilim. Nasıl olabilirim ya? Cemile resmen dediğini yaptı. Ben de kendimi tutamadım ya. Rezil olduk Yaman. Rezil olduk bütün apartmana. Ya bu böyle olmayacak. Ben yanına geleyim senin. Birlikte bir çaresine bakalım. Yok yok, sen sakın gelme. Sen beni karşıdaki parkta bekle, ben geliyorum yanına. Tamam. Bekliyorum. Azal, ben bir Yaman'la konuşup tamam, geliyorum. Tamam canım. Bak o şeytanla kızı çizgiyi aştı artık. Yani kapıya dayanmalar falan, benim beynimi yaktılar. Ben de onları yakacağım. Yaman saçmalama lütfen. Ortalık daha da alevlenir biliyorsun. Onların da istediği bu zaten. Bak bize hata yaptırıp üste çıkmak. Ama biz sakin kalmak zorundayız. Mesela sen bir süre bu eve gelme. Yani en azından ortalık duruluncaya kadar. Ya bak benim aklım almıyor ya. Aklım almıyor. Ev bizim evimiz ya. Kim karışacak? Kim? Ev sahibi. Dua et, yurt dışında oturuyor. Kulağına giderse mahvoluruz. Ya giderse gitsin. Ya kimin evinden kimi kovuyorlar ben anlamıyorum. Bu neyin kafasıymış ya? Kapı gibi kontrat var orada. Vallahi gözüne sokarım o adamın. Yaman sen hiç kirada oturmadın. Kontrat falan dinlemez, kapının önüne koyar bizi. Koyarsa koysun, ne yapalım? Vallahi gider binayı alırım ha. Ay Yaman saçmalama, Allah aşkına söyleme şöyle şeyler. Zaten evi senin kiralamanı da istemedim biliyorsun. Çaresiz kalmasaydım eğer asla kabul etmezdim. Ne alaka ya? Biz seninle konuşmadık mı bunları? Bak, biz seninle beraber bir hayat kuracağız ya. Hani evmiş, parasıymış falan, bunların hesabını mı tutacağız biz? Bak ben seni hiçbir eve muhtaç etmem. Gidiyorsun şimdi, o evden eşyalarını topluyorsun. Orada kalmayacaksın bir daha. Yaman, kalacağım. Çünkü orası benim evim oldu. Kendimi özgür hissettiğim ilk yer ve ben bundan vazgeçmek istemiyorum. Üstelik Hazal da var. O da benim yüzümden evinden olacak belki. Anla beni lütfen. Tamam, tamam. Söz, söz. Ama bak bu böyle devam etmeyecek. Yani zaten öyle ya da böyle ben o deliden boşanacağım, kurtulacağız biz. Nasıl? Nasıl yapacaksın Yaman? Önümüzde babalık testi için 2,5 ay var daha.
Ve Aleyna bize acı çektirmek için son saniyesine kadar kullanacak o vakti. Ya görmüyor musun kız? Yemin etmiş bizi bitirmeye. Ya ne yapayım ya? Ne yapayım ben, ne yapayım? Seni böyle görmek kolay mı sanıyorsun? Oh. Vallahi gideceğim konağı başlarını yıkacağım şimdi. Onun istediği konak değil, anlasana. Sensin sen. Bak. Ben... Yama. Seninim. Sen de benimsin. Bunu herkes anlayacak. Anlamayanın da kafasına ben kazıyacağım. Yaman tamam bak. Bir gören olacak. Lütfen korkuyorum artık. Hadi. Biz kimseden korkmayacağız tamam mı? Herkes bizden korkacak. Birbirimize ait olduğumuzu da bütün dünya kabul edecek. Yaman. Ben bu dünyada sadece sana inandım. Seni sevdim. Seni istedim. Sen boşuna zahmet etme. Ben üstümü değiştirip çıkacağım zaten. Dedem de bizimle olacak bu akşam. Eski evde yiyeceğiz. Yapma. Yemeyeceğiz dedi galiba ya. Siz de bari. Ulan cezalı. Biliyorum. Öfkelisiniz bana. Anneniz de olsam belki de vazgeçtiniz benden. Sizden gizlemeye hakkım yoktu. Çok özür dilerim. Hatalarımın telafisi yok. Ama artık korkum da yok. Bedellerini ödemeye hazırım. Hiçbir şey istemiyorum Nesrin. Gidebilirsin. Anne benim. Oğlum. İyi misin? Gerçekten merak ediyor musun bunu? Bir şeyler yemen gerek. Artık hiçbir şeyin anlamı yok. Her şey bitti. Sır da kalmayacak. Bu akşam dedene her şeyi söyleyeceğim. Ondan sonra da işte. Anne sana bir şey söylemem lazım. Dedem gözaltında. Ne? Nasıl? Nasıl oldu bu? Bu yaştaki adamı nasıl gözaltına alırlar? Mali polisler geldi şirkete. Dedemin kayıt dışı işleri varmış. Hepsi ortaya çıktı. Sonra da durum bu. Peki hapse mi atacaklar? Biz de bilmiyoruz. Yarın mahkemeyi bekliyoruz anne. Ama sen merak etme. Biz elimizden geleni yapacağız. Babam dayanamaz buna. Dayanamaz ki. Anne biz elimizden geleni yapıyoruz.
Dede ya, ah yani şirket batırmak nedir ya? Şirketin başında ben olsam yani bu kadar batıramazdım. Şermin. Bu kim ya? Kardeş olacak iş değil. Bu adam benim telefonumu açardı. Tövbe bismillah. Olacağı bu kardeş. Adamın gırtlağına nasıl yapıştıysan evini barkını bırakıp gitti herif. Kız senin gırtlağına şimdi bir yapışırım. O dilini lakkadan akçekerim, damağını böyle yama yaparım he. Ne oluyor ya? Ne çemkiriyorsun hizmetçiyi? Hizmetçi senedin. Ömer Bey'e ulaşamıyorum. Ne telefonumu açtı ne eve uğradı. Ya bırak şimdi Ömer'i ya Allah'ını seversen. Ne suyu bulandırıyorsun? 40 yılın başı kalmışız böyle tek başımıza, meydan bize kalmış. Kadı baba gitmiş. Gülfem kendini odalara kapatmış. Biz de inelim şöyle bir keyif yapalım ya. Ha? Doğru diyorsun Hakkat. Ben niye üstüme vazife aldıysam zaten. Bunu şöyle güzelce bir pişir. Hep onlar mı yiyecek ya? Biraz da biz yiyelim. Bonfile. Bana bak. Sen de burada müstahkem gibi durma ya. Gel salona gel. Sen de biraz keyif yap. Uzat şöyle ayaklarını. Onu da doğru dedin. Hadi. Hizmetçiyi yalnız bırakalım. İş yapsın. Pişir kız. Çok pişmiş olsun benim. Tamam. Haşerat gibi bastılar yemin ediyorum evi ya. Hey Ömer Bey. Eskiden böyle miydin? Biz senin gölgenden korkardık. Şimdi kocayınca çakalların maskarası oldun. Hey Ömer Bey. Neyim ben ya? Neyim abi ben? Ben Messi miyim? Ben her pası gol yapamam ya. Yapamam abi ya. Of. Abi le bela kuvveti ya. Oğlum ne yapıyorsun sen burada? Dedemin yanında kalman gerekmiyor muydu senin? Avukatı yanında almıyorlar. İyi. Nerede kalmıştık? Sarı dosya gel. Sarı dosya. Finans durumunun özeti var içinde. Yani onda biri daha hepsini taranmadı yani öyle işte. Öyle. Hadi bakalım. Kimdir ya? Kim ya kardeşim bu Ateş Gülso kim ya? Baba bak. Adam beni iki bir paket ediyor. Gıkını çıkardığı yok. Hayır başkası olsa parmağını kesersin tablo diye duvara asarız ya. Hani benim bilmediğim bir durum mu var? Gizli bir anlaşma falan mı yaptınız baba? Yani nedir ya? Bu herif benden kıymetli mi şimdi? Oğlum. Hiç kimse senden daha kıymetli değil merak etme. Babam haklı. Onun için her zaman önce sen varsın. Sonra da ben. Sen nereye gidiyorsun? Ya Erciyes'teki bağ evine gideceğim ya da göl evine bilmiyorum. Karar veremedim. Biraz uzaklaşmam gerekiyor. İyi. Ben ararım. İkisini de hazırlarlar. Hangisini istiyorsan oraya gidersin. Gerek yok. Ben hallederim. Peki. Nasıl istersen ama bana haber et. Merak etme. Gel. Bak. Sen de uslu duracaksın tamam mı? Babamı üzmek yok. Benim için çok değerlisin. Görüşürüz. Görüşürüz.
Bade, hoş geldin. Saatte gelmemem gerekiyor biliyorum ama gidecek başka yerim yoktu. İyi misin? İçeri girebilir miyim? Tabii tabii, gel, pardon, gel. Gel, geçin içeri. Ya, otursana. Sen gidiyor musun? Ürgüp bir süre sonra bana fazla geliyor. Kararım o yönde, evet. Ya kusura bakma. Ben bilmiyordum, senin planını bozmak istemem. Zaten bir gün kalacağım. Sonra ben başımın çaresine bakarım. Bade, ne oluyor? Kızım çok kötü görünüyorsun. Bir anlat, neler oluyor? Vural her şeyi anladı Güneş. Bir şeyler öğrenmeye çalıştığımı, geçmişi deştiğimi her şeyi anladı. Ve daha fazlasına izin vermeyecek biliyorum. Daha ne kadar ileri gidecek onu bir türlü kestiremiyorum ama. Yok, bu böyle olmayacak. Şu haline bak. Ben seni bu halde bırakamam ki. Hadi sen de gel benimle İstanbul'a. Yapamam. Ben burada kalıp savaşmak zorundayım. Bade, savaşmaya çalıştığın kişi bir insan değil ki. Resmen ete kemiğe bürünmüş bir canavar. Bu benim son şansım Güneş. Vural elini kolunu sallayıp da bu meseleden de sıyrılırsa aileme yapılanların hesabını bir de asla soramayacağım. Bilmiyorum, belki de ben de senin gibi yapardım. Herhalde yani. Haklısın. Ama sen iyi ki varsın. İyi ki geldin. Ben bir kahve yapayım bize. Tamam. Önce bizim bu kredi borcunu kapatırsak banka bize diğer borçlar için kolaylık sağlayacaktır, değil mi? Hı hı. Hı hı. Sonra da şirket içi borçları kapatırsak üretimi garantileriz. Kolay gelsin. Eyvallah, gelsene. Ne yaptınız? Görebildiniz mi dedemi? Yarın. Aklım karşısına çıkacak. İyi, orada oluruz biz de o zaman. İyi tamam, hadi madem hepimiz buradayız hep beraber çalışalım. Herkes üstüne düşeni yapsın, gel. Okan, sen devam et oğlum. Yaman. Duruşma günü belli oldu. İki gün sonra Feraye ile arandaki hiçbir hukuksal bağ kalmayacak. Eyvallah. Endişelenmene gerek yok. Endişelenmedim zaten. Öyle şeyler yaşadım ki. Herkesten her şeyi bekler oldum artık. Hadi çıkar üstüne, gel. Psikolojiyle hala nasıl çalışabiliyorsun? Vallahi helal olsun ya. Şu anda beni rahatlatacak tek şey işim. Eğer ben bununla uğraşmazsam oturur kurarım, kurarım, sonra yine kurarım. Finalde Aleyna'dan beter bir manyağa dönüşürüm. Ya o çok bilimsel olarak mümkün değil de. Sen ne yapıyorsun bilgisayar başında? Ne yapacağım canım, ben de işte kendi sikletimde çizim falan yapıyorum. Aferin benim arkadaşıma. Ay bu ışıklar çok göz yoruyor ya. Vallahi uykum geldi benim. Yani problemden probleme koşturmaktan iki tane okuma lambası alamadık ki. Aynen. Ama mum ışığında bile olsa ben bu gece bu işi bitireceğim. Kim olabilir? Vallahi bir komşu daha nutuk atmaya geldiyse artık tost makinesinin kafasına geçireceğim ha. Kim? Yaman. Kesin o geldi. Ortalık sakin mi diye soracak. Dur, açma şimdi. Önce bir kim gelmiş bakalım. Sessiz al. Sessiz al. Ya Bora'ysa? Yaman ya kesin.
bileyim ben. Dur bekle, açma sakın, açma sakın, bekle. Kimsiniz? Teslimatınız var. Teslimat duydunuz. Dur, sakin ol. Feray Yılmaz? Evet. Bunu size gönderdiler. Teşekkürler. İyi akşamlar. Bu. Bakalım ne çıkacak içine. Yama. Şu anda yüzündeki gülümsemeyi hayal edebiliyorum. Bak bak bak. Ya hem de en sevdiklerimden. Gel de bu adamı sevme ya. Gel de sevme ya. Oh afiyet olsun yarısın arkadaşıma. Kıvamam. Kıvamam. Aç bakayım ağzını. Aç. Yola gelsin. Aç. Yola gelsin. Çok hazırım. Bak ona şanlandım. Biz bir kahveyi hak ettik bu zaman. De. Bu ne ya? Aksiyon filminde miydi ya? Tost makinesi ne ya? Canım sevgilim. Çikolatalar çok güzel ama yine de en tatlı sensin. Sana bayılıyorum. Ne oldu lan? Sonunda yüzün gülüyor. Yaman. Ya şu aleyhine mevzusunu ne yaptın oğlum? Çözdün mü? Yani kendilerince bir barikat kurmaya çalışıyorlar ama... Hı. Aşılamayacak gibi değil. Biraz zaman alacak sadece. Hı. Şu başımızdaki belayı atlatalım. Hepsini teker teker çözeceğiz. Hadi. Bahadır. Yanlış anlama da. Bir şey diyeceğim. Ben seni hatırlıyorum. Sen çok sosyal bir kızdın. Bir sürü arkadaşın vardı. Böyle çok güzeldin. Ya zaten hala çok güzelsin de. Ama seni hiç bu kadar yalnız hatırlamıyorum. Ne oldu sana? Hayat. Keşke o günlerdeki gibi olsa. Herkes kimin kızı olduğumu öğrendi. E biliyorsun Tekin bir adam değil, tehlikeli. Yani ben olsam... Ben de uzak dururdum benden. O yüzden suçlamıyorum onları. Aman sen de hep böyle olacakmış sonuna kadar gibi düşünme. Bir gün cesur bir adam çıkar karşına. Seni sadece sen olduğun için seven. Hiç kimseyi, hiçbir şeyi umursamaz. Aslında öyle biri vardı. Yani daha doğrusu var. Ama işte... Ne kalbimden söküp atabiliyorum ne yaklaşabiliyorum. Beni görmemek için o kadar çok çaba harcıyor ki. Cesaret bunun neresinde? Vural Bakırcı'ya karşı dimdik duran tek adamı. Bir gün benim için de yapacak. Çok eminim. Beklemeye değecek biri yani. Birini sevdiği zaman öyle sahipleniyor ki. Beni bir kere sevse hiç ıssız kalmayacağım öyle hissediyorum. Vay be. Sakın vazgeçme o zaman. Çünkü öyleleri pek kalmadı artık. Oh. Ben diyorum ki konağı ve şirketi elimizde tutalım. Geri kalan bütün taşınmazları satıp likide çevirelim. Nasıl ya?
Satacak mıyız dedemlerin en eski evini falan ha? Hı. İlk önce onları satacağız. Oğlum o ev herkesin travması oldu. Yani ne kadar çabuk kurtulsak o kadar iyi ama... Ama? Ya elimizdekileri çıkarmamız uzun vadede bizi zayıflatır. Yani bence öncelikli olarak üretimi arttırmamız lazım. Daha fazla işe saldıracağız, gece gündüz mesai yapacağız. Yeni müşterilerle tanışacağız. Oğlum müşteri diyorsun da kim bize sipariş verir ki? İnsanlar ya öğrendi ya da öğrenmek üzere. Şu kadar kalıyor. Ama biz yani 60-70 yıllık bir markayız. Tanınıyoruz. En azından yani üretimimizdeki artış ve istikrara bakarlarsa onlara güven sağlarız. Kesinlikle. Yani bu söylediğin şey gerçekleşene kadar dedem zaten içeride koğuş ağası olur. Sizin aklınızdaki nedir? Okan Gülsoy. Kaçıralım. Kim? Dedeme. Ne? Baya baya kaçıralım. Bir kaçırması mı? Yok edelim yani. Ama hadi bırakın giyi hadi. Bırakın giyi. Zaten bu yaşadığımız her neyse... baya bizim kaderimizin dönümü gibi bir şey. Yaman. Oğlum şaka bir yana ben bütün yönetim kurulu eskilerimi seninle paylaşacağım işte. Haberin olsun. Tamam. Sıkıntı yok. Ya bu söyledikleriniz işe yaramazsa? Yaramazsa... işte o zaman topu taşa atarız. Hep beraber kaçırırız dedemi. Üçümüz. Beraya. Bu nasıl sabah ya? Neredesin sen? Sevgilim. Benim yakışıklı sevgilim. Güne seni görmeden başlayamıyorum. Bir de sade kahve olmadan. Çekirdekleri elle çekilmiş. Keşke yanımda olsan da hazırlasam sana. Ya keşke yanında olsam da böyle... kokunu bir güzel içime çeksem. Yakında o da olacak. İnanıyorum. Bizden vazgeçmemene bayılıyorum. Ne? Ne oldu? Biliyorsun. Özledim. Ben de özledim. Aslında tüm gece aklımdaydın. Ama uyumuşsundur diye aramak istemedim Ayşe. Senin için uyanırdım. Tatsızlık yok değil mi? Sen yanımda değildin. Tek tatsızlık oydu. Onun da bir çözümünü bulacağım. Süper kahramanım benim ya. Ne yapacaksın bugün? Seni görebilecek miyim? Buradan duruşmaya gideceğiz. Oradan da atölyeye. Abim. Ben işlerimi bitirdim. İstiyorsan çıkabiliriz. Tamam çık geliyorum ben. Benim çıkmam lazım sevgilim. Ben müsait oldukça seni ararım. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Bol şans. Kıyamam ya. Nasıl ya?
Oyun oynuyormuşsun. Hazal. Hazal. Ne oluyor ya? Günaydın. Günaydın. Bütün gece çalışıyorum diye kandırdın bir de beni. Yok, kandırmadım. Hazal, bu ne? O ne ya? Nasıl açılmış? Kendi kendine açılmış kızım bu. Ay pes. Pes yani, inkarın bu kadarı. Of Feroş, tamam yapamadım. Herkes senin kadar yetenekli değil, ne yapayım? Ay ne alakası var ya? Olur mu öyle şey? Senin de çok güzel fikirlerin var. Bak bir de beni teselli ettin. Ay açılamadım ya. Kahve koyacağım, ister misin? Nihayet başlıyoruz ha. Umarım başlangıçtır abi. Dedemi salmazlarsa. Oğlum öyle bir şey olmayacak. Ömer Gülsoy'u tüm huysuzluğu ve ihtişamıyla konağa teslim edeceğiz bugün. Aynen öyle. Bakın ben baştan söylüyorum. Eğer dedemi tutuklarlarsa, yani karar çıkarsa ben gider hakime yalvarırım. Ya da ya ben olay arıyorum kendime. Ben diyorum ki gideyim adliyenin önünde böyle soyunayım. Ne diyorsunuz? İnşallah ona gerek kalmaz oğlum. İnşallah ona gerek kalmaz. İyi ki geldin mi Amerika'dan? Ateş misin? Ben ne yapardım bir başıma Hakan olarak buralarda? Olur mu oğlum? Ben olmasam yaman var. Ya şimdi abi, iki çok başka. Hı. Üç bambaşka. Tamam, tamam. Tamam. Hadi hadi yürü, geç kalmayalım. Hadi hadi. Ya bir de abimin klavyesi hep F'de takılı kalmış durumda. Yani hı, O'ya basamıyor. Bassa, ah işte bassa neler olacak? Basamıyor. Aa, yani. Hep F. Bu ne soğuk ya? Güfe Hanım, kusura bakmayın, sizi rahatsız ettim ama bir çiçek geldi size. Çiçek mi? Hı hı, çiçek. Kimden? Ha, onu bilmiyorum. Getiren çocuk bir şey söylemedi. Bir ver. Oğlumuzun hatırına bu seferlik seni affediyorum. Ya abi biz neyi bekliyoruz ya? Bende mi sıra? Yüzünü nasıl görmedin abi? Yani arkandan mı yaklaştı, kafana mı vurdu? Bir de sırtından bıçaklamış ya. Kalleş. Ne oldu abi, niye öyle baktın? Yanlış bir şey mi söyledim? Anlamadım. Bekir. Hiçbir şeyi bilmene, anlamana gerek yok. Oyunun oyna. Şahım abi. O zaman anlat. Kusura bakma abi. Mis.
Ay bu ne kadar güzel bir koku, ne yaptın? Senin için yaptım, yolda atıştırırsın diye. Ya ciddi misin? Ay. Bahçe çok güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun, beğendin mi? Bayıldım, şundan bana bir dilim kesip peçeteye versene. Ayaküstü mü yiyeceksin ama? Ya acelem var, arabada yiyeceğim. Ay gerçekten meleksin sen ya. Gel gitmeden bir sarılalım. Sarılalım. Ama yanlış alarm. Dönmüyorum İstanbul'a. Gerçekten mi? Biraz daha kalmaya karar verdim. Benim için mi? Evet. Biri daha var ama. Kim? Anlatırım sonra onu. Şimdi acelem var. Konuşuruz. Kaçta dönersin? Bak ona göre bir yemek hazırlayacağım. Çok özel bir tarifim var. Vallahi çok geç kalmam herhalde Bade. Ama Bade bak lütfen. Dışarı çıkma, tamam mı? Evde kal. Tamam. Zaten dışarıdan vereceğim siparişleri. Ha, süper. İyi hadi görüşürüz. Bade. Bir şey mi oldu? Olmadı ama olmayacağının garantisi yok. Kapı sağlamdır gerçi. Bir şey olacağını sanmıyorum ama yine tedbirli olmak lazım. Bu en azından sana kaçmak için bir dakika falan kazandırır. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hayır, hayır ya. Yapma, bugün yapma lütfen. Bugün değil. Burak abi. Abi bunu görmen lazım. Düzce'de mafya hesaplaşması. Cevher Palancı isimli suç örgütü lideri arabasında kurşunlandı. Özer Bolat'ın işi bu. Yolunu temizliğe temizliğe bize doğru geliyor. Diyorsun ki yakında manşet olmamız an meselesi ha? Yeni bir şah. Mat olmamak için bize yeni bir şah lazım. Düzce'de mafya hesaplaşması. Bu olayın arkasında Özer Bolat isminin olduğu düşünülüyor. Şanslı kişi sen olacaksın demek ki Özer Bolat. Vural Bakırcı son nefesini senin elinde verecek ha.
kadar hızlı beklemiyordum. Hazır değil mi yoksa? Son derece hazır. Adreste bir yanlışlık yok değil mi? Hayır, Özer Bolat'a gidecek. Kime ulaştığının farkında mısın? Bizzat kendisine vereceksin zarf. Ha bir de Vural Bakırcı'nın çok selamını söyle, olur mu? Mutlaka. Ay ben çok gerginim Hazal. Ya Sibel Hoca tasarımları beğenmezse? Vallahi aklı varsa beğenir. Değil Sibel Hoca, piyasadaki firmalar bile çıldırır bunlara. Çok güzeller. Arkadaşım olduğun için böyle söylüyorsun. Hayır canım, tamamen profesyonel fikrimi söylüyorum. Hah, diyorum bende nerede kaldı yeni bir stres kaynağı ya? Kim gelmiş olabilir? Vallahi o kadar çok ihtimal var ki. Aleyna, Cemile, Bora, komşular, lanet olası federaller bile olabilir yani. Hah, emlakçı. Hey. Aç bakayım. Dün geceden beri aldığım telefonun şikayetin hatta hesabı yok. Apartmanda büyük rezalet çıkartmışsınız. Ev sahibi ve komşular evi derhal boşaltmanızı istiyor. Ne demek boşaltmak ya? Biz peşinat ödedik, depozito ödedik. Üstelik sözleşmemiz var. Bakın burada da yazıyor. Eğer komşular sizi istemezse, şikayet ederse ev sahibi de çıkın der. Nerede yazıyor? Ne yazıyor? Ne? Ne göster? Burada. Ya kimsiniz ya siz? Kimsiniz ya siz? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz ya? Siz bizim neler yaşadığımızı biliyor musunuz? Arkadaşım neler yaşadı biliyor musunuz acaba ya? Kızım bizi bilip bilmeden kışın ortasında evden atıyorlar, farkında mısın? Tamam ama bizim alevlendirmememiz gerekiyor ya ortalığı, hani sakin kalmamız gerekiyor. Sizin bu yaptığınız da çok büyük ayıp. Biz size komisyon ödedik, geri alacağız o parayı. Sizin göreviniz sadece ev sahibini değil, bizi de korumak. Siz de milleti başınıza toplamasaydınız hanımefendi. Ya bak ne diyor hala. Ya arkadaşım bak, biz kimseyi başımıza toplamadık. Delinin bir tanesi bize musallat oldu. O yaptı her şeyi, anlatabiliyor muyum ben sana? Tamam ya, siz kime ne laf anlatıyorsun Allah aşkına? Laftan anlar mı bu insanlar? Böyle haklıyken haksız durumuna düşürürler işte. Bir hafta vaktiniz var. Ya yürü git ya, yürü git. Bir hafta diyor ya, bir de artist. Kızım hayatımda ilk defa ya, ilk defa sıkıntı olmadan, horlanmadan yaşayacaktım ya. Bu kadar mıydı ya? Bu kadarcık mıydı ya? Tamam. Bak bir tanem, biz üzmeyelim kendimizi. Bir yolunu bulacağız. Tamam mı? Feraye, sanki senin durumun farklı ya. Güzeldi hayatımız ya. Cemile yok. Çetin abinin laf sokmaları yok. Beni kapının önüne koyan dayım yok, lokmalarımı sayan kuzenim yok. Bize sokak köpeği muamelesi yapıp duran Gülfem yok. Tamam tamam, hadi yeter artık. Hadi bir işimiz kaldı zaten. Onu da kaybetmeyelim değil mi evimiz gibi? Hadi kalk artık ama, aa hadi kalk. Al bakayım şunu, al. Giyin üstünü, gidiyoruz. Ya evimiz ama burası bizim ya. Evimiz ama burası bizim. Gönlümüze girip çıktığımız yuvamız burası bizim. Feroz, ben hayatımda ilk defa ya, ilk defa buzdolabını açıp istediğimi aldım. Banyoda istediğim kadar kaldım ya. Kavga yok, gürültü yok. Hazal. Yuvamız burası ama bizim, şerefsizler tamam, ya. Tamam, şerefsizler tamam, tamam. Ya. Tamam, kuşum benim. Söz veriyorum, yine olacak. Tamam, söz. Ağlama, söz. Sonuçta ikimizin de işi var. Birlikte o kadar güçlüyüz ki, bak gör, yeni bir ev bulacağız. Hem daha güzelini bulacağız. Ben bu evi istiyorum ama. Tatlım benim, evin bir önemi yok ki. Önemli olan birlikte olmamız.
Biz burada nasıl her şeyi birlikte yaptık yine yaparız. Yaparız değil mi ya? Yaparız da be, şöyle gülsün yüzün biraz, ağlama artık lütfen. Ama tabii siz Yaman'la evlenince... Ne Yaman'la evlenince, saçmalama. Ben her zaman senin yanında olacağım yine. Pardon ben... Ben çok ileri gittim ya Feraye. Hatta çok ileri gidiyorum artık ya. Siz tabii ki Yaman'la bir hayat kuracaksınız birlikte. Hazal, sen her zaman benim hayatımın bir parçası olacaksın. Ya kardeşimsin sen benim. Feraye, sen de benim kardeşimsin ama bu öyle bir şey değil. Saçmalama. Tamam mı? Saçmalama artık. Yeter. Gel. Gayet de öyle bir şey. Sen benim canımın içisin. Kimse senin yerine geçemez. Nokta. Yalnız bu Şermin abla da ağzının tadını biliyor ha. Hmm. Çok iyiymiş. Ha. Nasıl 2 dakikada verdi tariflerini ama? Ne biliyor ne biliyor, sorma. Gülsoyların servetinin üstüne resmen boylu boyunca yattılar. Ter akıtıyorlar. Ya sabahın 7'sinde diktiler beni kapıya. Yok biberiye yağmış, yok nane uçucu yağmış. Nane uçucu yağ ne ya? Aktara söyleyemedim bile. Ay o değil de Gülfem Hanım bir kendine gelse. Yemin ediyorum onların bir hakkından gelecek ama ben şeyi anlamadım. Şimdi Gülfem Hanım acaba hasta mı? Yoksa böyle psikolojisi mi bozuldu? Yemin ediyorum anlamadım ben. Git dedim onun bir kadar. Gitti sanki. Bir sinir geldi ona, aman. Ömer Bey desen zaten çekti gitti. Allah'a emanet. Oğlanlar desen zaten her gün ayrı bir cenkteler. Vallahi yok Nesrin. Bu iş böyle olmaz kızım vallahi. İş evvel Allah sonra bize düştü. Bizim bu Gülsoyları böyle acilen bir toparlamamız lazım. Hayır ya. Cemile'sinden ayrı bıktım. Şermin'inden ayrı bıktım. Yeter ya. Aleyna desen zaten hamile kaldı. Manyaklıkta seviye atladı. O da bir gitti ya. Haklı gitti onun da bak. Deli midir nedir ya? Yemin ediyorum. Bak Gülfem Hanım'ı hep çok severdim ama mübarek kadınmış. Allah razı olsun. En azından bir teşekkür ediyordu, bir şey yapıyordu falan. Bunlar görgüsüz. Kız. Hı? Şundan bir tane daha yapsana kocana. Sevdin mi? He. Bir şey diyeceğim. Biraz bol yap da eve götürelim. Gece iyi gider. Şapşal. Salak. Tamam gidelim. Gel. Ay. Sıcak su akıyor mu desin? Yaptırdın ya, akıyor. Ha, iyi. Yaptırdıydım değil mi? Ay. Of anam of. Abo! Yeter kız. Döküp durma. Vallahi balık bulamaya döndük la. Ya Şerro, sen eskiden Ankara'da hamamlardan çıkmazdın. Ne oldu, bir dayanamıyorsun ya? Cüssen bir kaldırmadı sıcağı he? Şeytan gibi bana laf sokup duracağına kendine bak. Yazık kız. Hizmetçilikten kaburgaların çıkmış. Kuru gitlik gibi kalmışsın. Allah'ım yarabbim. Bana laf diyene bak. Kızım benimle yarış tutma. 10 yaş var aramızda. Icık daha sıcakta kalırsan sekteyi katten serilivereceğim buraya. Çok istersen. Gah yoluk. Kendi işine bak. 10 yaşmış. 5 ay farkınla burada hangır diyor. Kız sen bu dünyada ne örüyorsun ben hiç anlamıyorum. Aynı yıl işte. Ben koç, sen başa. İş. Hello. He? Bugün sizi çok astrolojik gördüm yahu. Allah. Bakalım benim Ömer Yaman'ımın burcu ne olacak? Sen burada oturursan burcu haşlama olacak. Çık kızım, sen ne yapıyorsun burada? Anne ne yapıyorum ya? Ben siz tadı çıkmaz dedim geldim. E bak ne güzel terliyorsunuz işte, toksit atıyorsunuz. Yavrum, uzun. Anan ilk kez doğru bir şey diyor. Karnındaki bebeğin olmaz, kaç. Ay kötü mü olur? He? Ya tansiyonun falan çıkar ya. Allah kursun, burada. Allah kursun. Hamama gitsen, biz de oraya geliyoruz zaten. Çocuğuma hiç zarar verir miyim? Canım çocuğum benim. Tamam o zaman ben gideyim. Siz de gelin ama sonra da. Haydi kuzum. Hamamda bekle bizi. Biz geliyoruz tamam, birazdan. Tamam ha? Çocuğuma bir şey olmasa ben gidiyorum, geleceğim. Haydi kuzum haydi. Tamam haydi. Oy çok sıcak. Biçtim. Biçtin mi? Oh. Daha gayet iyi geldi. Gerginim ya. Ben de çok farklı değilim. Güneş Hanım gelecek mi?
Abi sana bir şey sordum. Güneş Hanım gelecek mi? İstanbul'a dönüyor Güneş Hanım. Herhalde yoldadır şimdi. Tabii arabası çalışıyorsa. Ateş Bey. Güneş Hanım. Siz gitmediniz mi ya? Yani hayal kırıklığına uğradıysan hemen gidebilirim. Yok yok, olur mu? Hiç. Ben çok sevindim. Kalmana çok sevindim. Sana bir söz vermiştim. Ne zaman başın sıkışırsa, bir şey danışmak istersen bana soru sorabilirsin diye. O yüzden biraz daha Ürgüp'te kalmaya karar verdim. Hadi canım, tek sebep bu olamaz herhalde. Tabii canım, tek sebep sen değilsin yani. Güneş, teşekkür ederim. Ya dur, hemen şimdi teşekkür etme. Mali suçlarla ilgili pek bir bilgim yok ama yapacağız bir şeyler. Olsun. Niyet öyle. İyi bir iş çıkaracağını biliyordum Feraye. Ama bu kadarını beklemiyordum. Bunlar muhteşem. Hocam çok sevindim beğenmenize. Hiç vakit kaybetme. Kumaşları seç, kalıpları çıkarmaya başla. Ben de bunları bölüm başkanına sunayım. Mutlaka bir defile yapmamız lazım. Hocam çok mutlu oldum gerçekten. Bu nedir? Katılım formu. İstanbul'daki tasarım yarışması için. Jüride yerli, yabancı, tanınmış markaların temsilcileri var. Kazanırsan bir anda dikkatleri üzerine çekersin. Hocam ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Sen gerçekten. Şimdi formu doldur. Sonra görüşürüz yine, tamam mı? Tabii tabii. Teşekkürler. Kolay gelsin. Kolay. Sibel Hoca çizimleri çok beğendi. Bana ilham verdiğin için teşekkür ederim sevgilim. Ne oldu abim? Görebildin mi dedim? Yani henüz bir şey yok. Hala içerideler. Bu senin diğer bahsettiğin küçük olan mı? Hı hı. Oh. Gel tanıştırayım seni. Merhabalar. Güneş ben. Yaman, merhaba. Okan. Güneş Hanım ceza avukatı. Aynı zamanda hem bir arkadaş hem de bize danışmanlık veriyor. Verecek. Yani eğer isterse. Ne şanslısınız böyle üçünüz bir arada. Birbirinize destek oluyorsunuz. Torunlarım benim. Canlarım. Ateş. Evladım. Geçmiş olsun. Buradayız biz de merak etme, arkandayız. Diyor. Güneş. Okan. 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 İyi misin? İyiyim, iyiyim. Böyle. Tamam. Arada
çalışıyorlar. Tamam, tamam. Tamam, şş, nefes al, nefes al. İyi miyim? Tamam. İyiyim. Tamam, hiç konuşma, tamam. Nesrin. 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 Allah Allah. Nerede bu kız? İş başa düştü. Bu ne böyle? Kim içer ki bunu? Ah. Gıvrak gıvrak Cemile, ters düştü dün günürle. Sürdüler seni evine, kurtuldun Mahdire'yle. Bana gıvrak diyene de bak, kendisin baş gıvrak. Ankara'na bir dön sen de, biz de işimize bakak. Yalla Şerro, yalla. Deli misiniz ya? Muhabbete bak Allah aşkına. Oya Leyla Aleyna, bebeği de koydun yanına. Ateş de düştü gül soyada, gazı çattın ona. Ay benim şu kıza bak, güzelliklerine bakın ya. Maşallah. Maşallah tı 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 tı. Senin hızın harcanıyor buralarda valla. Lafını bille konuş Şerro. Allah'ım pamuka. Pamuk ne be? Nece konuşuyorsunuz siz Allah aşkına? Türkçe değil çünkü bu da. Bu Şerrin karısı Adana'dayken hastalara buna isim taktıydı, pamuk diye. Neden acaba? Bilmeyiz. He. Sen bakma kızım kıskanç anana. İkimiz de hemşireydik ya. Buna gıvrak diyorlardı. Artık nedense herhalde ileri zeka oluşundan ötürü. Bana ise pamuk. Ben Adana'nın en lüks hastanesinde baş hemşireydim. Oralarda pamuk altın demektir. He. He. Allah bana gıvrak diyene de bak, engizliyim baş gıvrak. Kalkış sırtımı keselim. Hadi Esra. Hadi. Ah, yavaş kız. Ah, ne biçim natır bu? Gazeteciler üşüştülerse sorularıyla karabasan gibi üstüme çökecekler. Sen hiç merak etme, biz her şeyi hallettik. Kimse seni rahatsız etmeyecek. Merak etme. Kimse yok. Hadi olmayacak kimse, gel. Gel hadi bakalım. Ömer Bey geçmiş olsun. Açıklama yapmıyoruz lütfen. Peki gözaltına alınmanız Gülsoy varlığının yasa dışı olduğu anlamına mı geliyor? Gerçekler tamamen ortaya çıktığında ne olacak? Amerika'dan bunun için mi döndünüz Ateş Bey? Sizin için kaçacak deniyor. Çok teşekkür ederim. Amerika'ya mı döneceksiniz? Lütfen. Hapise yatmaktan korkuyor musunuz? Teşekkür torunlarınız ederiz. Torunlarınız da bu işin içinde mi? Ulan. Abi yapma abi. Peki Yaman Bey, siz ne diyorsunuz bu konu hakkında? Kimsenin bir şeyden kaçtığı yok. Biz köklü bir şirketiz. Daha önce de bazı krizler yaşadık. Bundan da sağ salim çıkacağız. Yatırımlarımız devam edecek. Hadi gel dedim. Peki iflas ettiğinizi ne zaman açıklayacaksınız? Bana bak. Bana bak, eğer bu soruları kendi özgür iradenle soruyorsan mesele yok, sabaha kadar sor. Ama eğer birinin adamıysın, ki bence öylesin, işte o zaman... İşte o zaman seninle hesaplaşırız, anladın mı? Ateş! Abi, sen abi. Benim ne demek istediğimi anladın. Değil mi Aslan? Anladın sen. Abi. Gel. Gel abi. Sen... Sen dedemi eve götür. Sonra şirkette buluşuruz onu, tamam mı? Sağ ol. Ateş, tamam. Ateş, Ateş! Adam gazeteci. İşi gereği sana soru soruyor. Soru falan sormuyor. Biri mi gönderdi diyorsun? Görmüyorsun Güneş. Direkt manipüle ediyor. Vural mı diyorsun? Sen de onu benim kadar yakından tanırsan anlarsın ne demek istediğimi. Ben onun gayet tecrübe ettim maalesef. Bak çok yorgunsun. Çok streslisin. Barut gibisin bir de. Hadi gel biraz yürüyelim. Biraz sakinleş. Hadi. Tamam.
Burak Bey. Gel. Nasıl geçti? Tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Ama sorun değil. Maliye hala tepelerinde olacak. Öyle bir ayaklandırdım ki uzun süre soluksuz kalacak Gülsoylar. Aferin. Güzel hamle. İşini iyi yapanı desteklemek lazım. Sizinle çalışmak her zaman büyük zevk Vural Bey. Evet Ateş. Evet oğlum. Çember daralıyor. Bakalım babandan daha ne kadar uzak kalabileceksin. Ya kusura bakma, beni böyle görmeni istemezdim. Havalıydı aslında. Ya şaka maka. İyi bile sabrettin. Biraz garip de hissediyorum ama. Niye? Hem beni böyle gördün, hem ben sana bir sürü şey anlattım. Böyle parmak marmak bir sürü şey yaptım. Ama senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Kimsin, nesin? Hoş, gerçi ben de sormadım, sen de anlatmadın ama. Vallahi benim seninki kadar renkli bir hayat hikayem yok. Ne olsun ya? Ne anlat yine desen. Ben dinlerim. Yani istersen tabii. İstersen yoksa. Peki o zaman. Babam polisti. Polis? Hı-hı. Annem memur. Bana bakacak vakitleri olmadığı için buraya gönderirlerdi yazları, anneannemle dedemin yanına. Ben yani burada büyüdüm diyebilirim. Çocukluğum, ergenliğim hep buralarda geçti. Ay görmen lazım. Sabahtan akşama kadar sokaklardaydım. Ama şimdi yabancı geliyor burası bana. Biliyorum ben o hissi, yabancılık hissini. Çok uzak değil bana. 15 yaşındaydım ben buradan giderken. 15. 15 yaşında gittim tek başıma. Büyük cesaret yalnız. Burada kalmak daha büyük cesaret Dina. Buradan gittim ailemden kaçmak için. O aradaki binlerce kilometre kurtuluşum oldu belki de benim. Bilmiyorum öyle bir şey. Şimdi buradayız. Şu an buradayız. Önemli olan o. Ben uzun bir süre daha buradayım gibi duruyor. Buradan kurtulmam biraz zor olacak. Sen? Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum. Beni buraya bağlayan tek şey o ev. Annem babam senin diyor. Ama o kadar anım var. Çocukluğum orada geçmiş. Satmaya kıyamıyorum. Ama bir yandan da Ürgüp'e o kadar çok az gidip geliyorum ki, yani durması ne kadar mantıklı bilmiyorum. Satma. Bence kalsın o ev. Satma. Neden? Ürgüp'e tekrar gelmek için ya da ne bileyim burada kalmak için bambaşka bir sebep çıkar belki karşına, bilmiyorum. O yüzden satma. Bakacağız. Bakacağız. Bak bakalım. Ay kızlar çok güzel oldu. Pürü pak olduk valla. Pambık olduk, pambık. Sizi pürü pak etmek için kaç kese atmak lazım da. Neyse sabır, sabır. Ah ne güzel oldu be. Kız anne. Heh. Bir şey diyeceğim. Biz niye gelin hamamı da yapmadık? Bak onu da oldu bittiye getirdiler ha. Yaparız annem, onu da yaparız. Yani ayağımız alıştı sonuçta. Ha yok anam yok. Ah. Ben yokum ha. Ben bitmişim, pestilim çıkmış benim. Beni unutun. Ah. Yok unutun beni. Aa gidersiniz kendinize artık parasını verip ha. Bir keseci tutarsınız. Sonra efendim gelin hamamı mı? Yok baby shower hamamı mı? Neyse yaparsınız. Ben yokum. Ah. Kız ama çok iyisin vallahi çok. Hani memleketin her köşesinde hamama girmiş kadınım. Hiç fena değilsin yani. Biliyorum. Kesinlikle. Yani elim lezzetli değildir. Öyle şarttan şuttan da pek anlamazsın ama içinden bir natır çıktı be Nesrin.
Aferin, aferin. Hadi. O el, ne o el? Hadi canım, hadi hadi. Acıktık ya, hamamdır, saunadır falan filan işimiz kıyıldı. Hadi, hadi Nesrin. Halinizi merak etmesem bir dakika durmam da. Neyse. Gel. Konuşuyor işte. Gel, 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 gel. İyi be. Şimdi laf taşır falan diye gönderdim ben onu. Kızım neler oldu neler? Ne oldu kız? Ay Şermin abla, keşke sen de olsaydın. Hazırsan patlatıyorum bombayı. Gönder. Feraye'nin evini bulduk, evini. Heh. He, kocanla aşk yuvalarını diyorsun yani. Ne diyor bu? Hem evini bulduk, hem bastık diyorum. Hı hı. Kolaydı öyle kızımın kocasını evlere kapatmak. Yaktık kızım, yaktık. Apartmanı birbirine kattık, ortalığı karıştırdık. Ay çok haklısınız, çok. Şimdi siz bunu matah bir şey sanıyorsunuz ya. Evini barkını dağıttık diyorum kızım. Yaman'la öyle artık aşk meşk oyunları bitti. Hah, bitti. Finito. Ha. Finish. La kızrak. Feraye okumuş kız. Aslan gibi mesleği de var, işi de. Hem de devlet kapısında. Gider kendine başka ev bulur. Lan. Sevgili. Dalmışsın. Yarışma formu. Yani Sibel Hoca olmasa ben pek cesaret edemezdim açıkçası. Ama o illa katılmamı istiyor. Daha önce katıldın. Birinci de oldun. Senin korkacağın hiçbir şey yok. Bu öyle bir yarışma değil ama çok daha büyük bir yarışma. Ünlü firmaların temsilcileri de katılıyor. Of, yani... Bilmiyorum. Yani Sibel Hoca şansının çok yüksek olduğunu düşünüyor. Ama ben pek emin değilim. Daha doğrusu gerginim. Gerginsin. Ben senin gerginliğini geçirebilirim aslında. Yapma sakın. Yapma, yapma. Tamam hadi öğle tatilin bitmeden yemeğe kaçalım. Hadi hadi hadi. Hadi. Olur. Ne değiştirdi senin fikrini? Yani arkadaşın için mi kaldın? Şu başı dertte olan arkadaş. Aslında bir tek o değil. Başı dertte olan biri daha var ama... Farkında mı değil mi pek bilmiyorum. Ama merak ediyorsan arkadaşım için kaygılıyım, evet. İşler çünkü ciddi bir hal almaya başladı. Anladım. Güneş. Vural konusundaki fikrimi biliyorsun. Bak, arkadaşına söyle. Lütfen uzak dursun. Lütfen. Çünkü o dünya bambaşka bir dünya. O dünya bataklık. Eğer paniğe kapılırsa, çırpınır, çırpınırsa çok daha hızlı batar. Lütfen. Lütfen oradan uzak dursun, tamam mı? Aslında çok ortak yanımız var. O da o dünyayı iyi biliyor. Ben tanıyor muyum bu arkadaşımı? Neyse. Ben elimden geldiğince sana yardım etmek isterim ama sana yardım etmek isterim. Yani çünkü belli ki sen uzak durmayacaksın bu konudan. Çok isterim ama bu benim verebileceğim bir karar değil. Hı.
Ya ben seni tutmuyorum değil mi bu arada? Yani işin varsa gidebiliriz. Tam da olmak istediğim yerde. Tam da olmak istediğim yerde. O yüzden sen beni tutmuyorsun. Bir şey soracağım. Sen o kamp mı sever misin? Böyle herkesten uzakta, mahallede falan. Yani yapar mısın öyle şeyler? Herkesten uzak. Tek başıma mı? Herkesten uzak. Evet, tek başına değil. Senin Ürgüp'te daha önce kamp yaptığın birileri var mı? Ne bileyim böyle Amerika'da ya da dünyanın başka bir yerinde yarım kalan kamplar var mı? Yani Güneş, ben yeni bir sayfa açıyorsam ondan öncekileri çoktan kapatmışım demektir. Hı. Böyle. Bakacağız. Bakacağız. İçinde bir yerde böyle beni hala suçluyor musun Feraye? Ne için? Yaşadığımız her şey için. O gece için. Cemile, Bora, aleyhine başımıza bela oldu. Yani bazen bu çektiğimiz bütün acıların tek sorumlusu benmişim gibi geliyor. Ben de bazen suçluyorum kendimi. O gece doğum günüm için çıktığımızda keşke Bora yanımıza geldiği an terk etseydim orayı. Ya da Aleyna'nın peşime takılacağını anladığımda vazgeçseydim gitmekten. Olacakları bilemezdin ki. Hiçbirimiz bilemezdik. Ama ben... Hayır, asıl ben. Keşke ilk anda tüm dünyaya haykırsaydım seni ne kadar çok sevdim. Yani evet, karşı çıkacaklardı, kızacaklardı ama bileceklerdi. Günün sonunda da ne kadar direnseler de aşkımızı kabul etmek zorunda kalacaklardı. O zamanlar oyun gibi geliyordu bize bu sır. Heyecanlı bir yanı vardı yani. Gizli saklı buluşmalarımızın, yakalanma korkularımızın, kurduğumuz hayallerin, mutfaktan çikolata aşıran çocuklar gibiydik. Şimdi büyüdük mü? Büyüdük. Aşkımız o hala ilk günkü gibi. Saf, sıcacık, taze. Ama biz büyüdük. Tehditlerle, yalanlarla, saklanan sırlarla. Bebeğimiz de gidince... Ne kadar çok acı çektiğini biliyorum. Ben de aynı durumdayım. Ama bir gün bütün bunların hepsi geride kalacak. Yine o eşiğe geldiğimiz zaman ben seni kucağıma alacağım. Yine öpücüklere boğacağım saklanmadan hem de. Beni bu umut yaşatıyor biliyor musun? Bu sayede katlanıyorum her şeye. Çünkü senin yanındayken evimdeyim, güvendeyim. Sen varken tam hissediyorum kendimi. Başka hiçbir yere ihtiyacım yok. Sen ol yeter. Ben hep olacağım. Yaman. Bir açığımızı yakalamak istiyorlar sanki. Yani öyle hissediyorum artık. Başkalarının ne düşündüğü hiç umurumda değil. Artık sadece biz varız. Sen ve ben. Aşkımıza sahip çıktık. Biz aşkımız için birlikte savaştık. Senin için gerekirse hayatımın sonuna kadar savaşmaya devam edelim. Yama.
Abi sana zahmet. Şöyle sağda müsait bir yerde. Abi şöyle buyur. Kolay gelsin. Gel dedeciğim, gel. Şükürler olsun. Merhaba. Kırk yıl düşünsem, bu kapıyı bir gecede bu kadar özleyeceğim aklıma gelmezdi. Gel dedeciğim, gel. Gel dedeciğim, geç. Hoş geldin. Şükür ya Rabbi. Alayım mı ben onu? Benim... Nesrin ablacığım, kimse yok mu? Niye ilgilenmiyorsunuz bizimle? Ah Ömer Beyciğim, nerelerdesiniz siz? Gözümüz yollarda kaldı. Aşk olsun, ne işiniz var kış günü sobalı evlerde? Ha siz babaannemin evinden bahsediyorsunuz, doğru. Doğru. Ya bizde aile geleneği bu. Kış günü sobalı eve gidip böyle bir kestane yapmak falan. Gelenek bizde tabii. Evet, evet. Ben mangal yaktırır pişirirdim size. Yani sıcacık yerdik evinizde. Ne gerek vardı? Siz o güzel ellerinizle mükellef sofra kursanız bana Şermin Hanımcığım. Vah vah. Aç bıraktılar tabii sizi oralarda. Kim yemek yapacak? Tamam ben hemen hazırlıyorum, hemen. Zahmet olacak. Dede. Allah çarpsın bu kadın sana yürüyor. Bak yemin ederim. Ne diyorsun oğlum sen? Tamam. Ne biçim laflar onlar öyle? Hiçbir şey demedim. Ben gideyim o zaman. Sen emeği nelerdesin? Oğlum. Ya öyle ama yani. Bakarlar sana. Biz bakamıyoruz demek ki. Allah'ı billahi. Görüşürüz. Şeytan ya. İnsanın kendi evi gibisi yok. Deden için çok sevindim bu arada. Yani bir şey olmazdı herhalde ama yine de endişelenmiştim. Yani onu böyle görmek hepimizi üzdü tabii. E peki ne oldu şimdi? Bitti mi yani? Konu kapandı mı? Kapanmadı da. Yani bu süreç nereye kadar böyle devam edecek bilmiyoruz. Şimdilik iyi. Ben senin bir çözüm bulacağına inanıyorum. Ay Yaman ya. Ne kadar tatlılar, o kadar güzeller ki gözlerimi alamadım yemin ederim. Hala nasıl seviyorlar birbirlerini? Biz de böyle olacak mıyız? Yaman. Bana bak. Olmayacaksak büyük arıza çıkarırım. Onu baştan söyleyeyim. Ben de çıkarabilirim. Aslında ben de çalışsam okurdum yani. Çalışsaydın o zaman. Yaman'a böyle ağzını ayıracağına. Anne her bulduğum boş dakikada bana laf sokulur mu? He sokarım. Ne yapalım ya? Kızlar. Okulun müdürü nerede? Ne demek? Ne ya kızım? Ne bakıyorsunuz? Allah Allah. Bu okulun en müdürü kim? Müdür, müdür. Müdür. Yetkili birisi yani. Çok geç kaldım Yaman. Sibel Hoca kesin gelmiştir. Tamam. Sayın.
Başkanım merhaba. İki hanımefendi var dışarıda. Israrla sizinle görüşmek istiyor. Hadi canım hadi 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 çık 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 çık. Tamam, özel konuşacağız biz müdür bey. Hadi yürü be. Kimseyi alma, telefon falan da bağlama hadi. Kimsiniz siz? Ne oluyor? Müdür, müdür. Sen burada kimlerle çalışıyorsun biliyor musun? Siz benimle nasıl konuşuyorsunuz? Kendinize gelin. Hadi bana saygınız yok, makama saygınız olsun. Makama, saygımız var. Bakın, benim de makama saygım var. Hemen çıkardım şapkanı, koydum önüme. Peki sizin benim aile makamıma saygınız var mı müdür bey? Hı. Kocama yaratan kadına iş verdiniz yetmedi, bir de tepenize çıkarmışsınız. Kimden bahsediyorsunuz hala anlamadım. Hala kim diyor ya? Feraye Yılmaz Gülsoy. Hayır, bir de koca atölye açmışsınız haspama. Okulun tapusunu da üstüne yapsaydınız tam olsaydı bari. Bir yanlışlık olmalı. Feraye Gülsoy'ların gelini değil mi? Onun gelinliği falan fasa fiso. En hakiki gerçek öz be öz gelin benim. Aha bakın. Hayır yani bir de bu okuldan kazandığı paralarla gitti kendine aşk yuvası tuttu. Bekar evi. Onlara ne deniyor? Hepimiz biliyoruz ama bu makamda söylenecek şeyler değil yani müdür bey. Bu skandal çok kelle götürür. Siz de dikkat edin kendinize. Kaynamayın araya. Hayır yani ben bir de hamileyim. Basına falan çıkar bu, Allah korusun. Okul kapanır, siz hapse falan girersiniz. Sizin de çoluğunuz çocuğunuz var. Önce gelelim sizinle bir konuşalım dedik. Yani sizi düşündüğümüz için. Saygımızdan. Müdür bey. Günaydın. Günaydın. Günaydın da neredesin sen abicim? Neredesin? Nerede? Arıyorum seni. Telefonların da kapalı. Aman oğlum bir sakin ol. Ne oldu? Acil bir şey mi var? Ne oldu? İşçi temsilcileri geldi Ateş Bey. Yerel basında da şirketle ilgili bir takım haberler var. Basın? Ya şu anlattığınız gazeteci var ya adliyenin önündeki hani. Meğer bunların okuduğu bir gazeteciymiş. Yani gazeteymiş öyle diyeyim sana. Şimdi de mızmızlanıyorlar. Yani biz olmak istemiyoruz. Verin tazminatlarımızı gidelim falan işte. İdare edemedim. Anladım. Yukarıdalar mı? Hı. Sağ ol Mozan. Okan Bey, Okan Bey bir şey soracağım. Bu haberde yazanlar ne kadar doğru? Yani şirket kapanıyor mu gerçekten? İşe de yeni başlamıştım ya. Bakın Masal Hanım. Şimdilik bu söylentiler bizim aramızda kalsın, olur mu? Tabii. Şahane. Tabii. Şahane. Ay Yaman, bölüm başkanı da gelmiş. Ay sevgilim, sen burada bekler misin? Tamam. Tamam. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Siz de tasarımlarımı görmek ister misiniz? Hiçbirini görmek istemiyorum Feraye. Bir daha seni de burada görmek istemiyorum. Anlamadım. Ne oldu? Neden yani? Bak Feraye, burası saygın bir kurum. Bu kurumda çalışan herkes bu kurumu temsil ediyor. Öyle gelişi güzel hayatlar yaşayamazsınız. Hele ki ahlaksızlığa asla müsamaha gösteremeyiz. O yüzden işine son veriyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bence ortada büyük bir yanlış anlaşılma var. Yanlışın içinde olan sizsiniz beyefendi. Siz neyi ima ediyorsunuz? Rica ederim çıkın gidin. Daha fazla rezillik çıkmaz. Sibel Hocam, ilgilenin lütfen. Bu böyle olmayacak Feraye. Üzgünüm, yapabileceğim hiçbir şey yok. Bence siz de eşinize dönün, doğmamış çocuğunuza sahip çıkın. Bu kızın hayatını da daha fazla zorlaştırmayın. Bence siz bilmediğiniz konularla ilgili çok fazla yorum yapmayın. Çünkü hiçbir şey size anlatıldığı gibi değil. Ne Feraye ne de ben böyle insanlar değiliz. Feraye. Feraye. Sevgilim bir dur. Durmak istemiyorum Yaman. Çekip gitmek istiyorum buradan. Ya görmüyor musun? Ne yapsam olmuyor. Olmuyor. Yalanlarla dört bir yanımızı sardılar. Boğuluyorum. Boğuluyorum. Nefes alamıyorum ben artık. Ne bakıyorsunuz? İşinize bakın siz de. Feraye. 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 Tamam. Ah
Zaman geçti. Çözeceğim ben her şeyi. Çözsen ne olacak? Cemile ile kızı yine gelecek, yine olay çıkaracak. Ben bu kadar aşağılanmışım, nasıl devam edeyim? Edemem. Bitti her şey. Bitti. İşimi de kaybettim. Evimi de. Ev mi? Evi niye kaybedesin? Ev sahibi kovdu bizi. Bir hafta sonra boşaltın dediler. Yok öyle bir dünya. Öyle kafalarını estikleri gibi olmaz o iş. Sözleşmede madde varmış. Olsun. Ben bulacağım bir çaresi. Gerek yok. Uğraşma artık. Nasıl yok ya? Olur mu Aleyşim? Bak bakayım bana. Bak. Ağlama bir tanem. Değmez bu gözyaşlarına senin. Ben senin gözünden akan her damla yaş için dünyayı yakarım. Yürümek iyi gelir, ne dersin? Dedemle ilgili olabilir. Alo abi, şirkete gelmen gerekiyor. Durumlar çok feci karıştı burada. Oğlum şimdi gelemem ya. Abicim acil diyorum sana ya. Tamam Okan, tamam. Acil bir durummuş. Tamam hadi git sen. Ben iyiyim. Ciddiyim. Dediğin gibi biraz yürürüm belki. İyi gelir. Tamam. Biraz şöyle... Beren yok mu senin? Var. Aa. Şöyle... Bakalım. Şimdi oldu. Arayacağım mutlaka. Ay Aleyna ya. Kız böyle abarttık ya, her şeyden çifter çifter aldık. Ay anne ne yapayım? Kız mı olacak erkek mi belli değil. Bir mavi aldım bir pembe. E geri kalanını da artık ikinci çocuk yer. Aa sen bir birinciyi ortaya çıkar da ikincisi kusur kalsın. Aa öyle deme, ikinci çocuk önemli. Aşkı diri tutar yani. Ay anne. Ay. Biz bunu içeride görmedik, bu ne kadar güzel. Sana çok yakışır ya. Ay benim üzülüm kızım. Anne. Ama. Vay 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 vay. Hayırdır ya? Bir bebek durumu falan mı var? Hadi kızım hava çok soğuk. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aleyna bir bak bakayım bana. Ne oluyor? Hamile falan mısın sen? Ne alakası var ya? Eltisini aldı. Feraye bebeği düşürmemişim gibi. Eltiyi de biliyor ya. Ona değil canım. Bir tane mi eltim var benim? Diğer eltimi aldım. Hadi gidelim anne. Salak salak konuşma. Bir tane eltim. Ah Aleyna ah yani. Doğmamış çocuğa çeyiz düzeceğim diye şu yaptığın işlere bak. Ya görsen şimdi şenliği. Ay anne tamam. Söylenip duruyorsun, bir rahat ol ya. Ne rahatı be? O ölümsüz buraları kurcalamaya başlayınca görürüm ben rahatı. Kurcalarsa kurcalasın. Biz de inkar ederiz. Sanki hiç yapmadığımız şey. Ayrıca bak söylüyorsun, çekiyorsun. Enerji diye bir şey var ya. Enerjiymiş. Başlatma enerjinden şimdi. Allah'ım yarabbim şu kızımın gamsızlığından biraz da bana versen. Ya da en iyisi sen benim kızıma biraz akıl fikir ver. Genetik. Başlatma genetik diyor bir de terbiyesiz. Yürü. Ah Ömer, iki günde süzülmüşsün vallahi. Hayır ne sobasıymış ne kestanesiymiş, ben hiçbir şey anlamadım. Müsaade eder misin? Müsaade sizin.
Görüşürüz Ömer Bey. Geçmiş olsun baba. Sağ ol Gülfem. Kendini iyi hissettiğin zaman seninle bir şey konuşmak istiyorum. Şimdi bir konuşalım. Yok, sen ye yemeğini sonra konuşuruz. Yok yok, o zaman geç otur. Bana eşlik edem, yalnız yemeyim. Peki. Bütün gece tanıdık, bildik bir yüze hasret kaldım. Bakın arkadaşlar, ben sizi anlıyorum. Gerçekten ben sizi anlıyorum. Sizin bugüne kadar hangi hakkınız kaldı bizde? Ha? Biz ne zaman sizin maaşınızı, ne zaman priminizi ödememezlik yaptık? Ne zaman? Gerçekten bakın tekrar söylüyorum, ben sizi anlıyorum ama tam da bugün. Bugün bizi köşeye sıkıştırmanızdaki amaç nedir, onu anlamaya çalışıyorum. Şimdi Ateş Bey, yani siz kendiniz gibi düşünmeyin. Yani bizler dar kazançlarla ayakta duran insanlarız. Yani biz bir ay işsiz kalsak açız. Hani birikimi yatırımı olan insanlar da değiliz. Anlıyorum. Bak tekrar söylüyorum. Sizi çok iyi biliyorum, çok iyi anlıyorum ama... benim sizi mağdur edeceğimi nereden çıkardınız? Size söz veriyorum, bakın. Size söz veriyorum. Hiç kimse sizi mağdur etmeyecek, etmeyeceğiz. Gerçekten. Hani şimdi yanlış anlamayın. Biz Ömer Bey'i biliriz. Yaman Bey'i biliriz. Sizi tanımayız yani. Anladım. Ama şu anda yönetim kurulu başkanı benim, CEO da benim. O yüzden Yaman. Kadir abi hayırdır? Bir sıkıntınız mı var? Bu çıkan haberler Yaman Bey. Yani insanlar tedirgin oldu. Yani şu anda bile insanları geçim kaygısı sardı. Anlıyorum, anlıyorum. Ya sizin yerinizde kim olsa aynı şekilde tedirgin olurdu zaten. Ama merak etmeyin, biz de boş durmuyoruz. Bir çözüm arıyoruz, bulacağız da. Tek bir işçimizi bile mağdur etmeden bu sorunu çözeceğiz. Siz öyle diyorsanız... Önce insan. Bizim önceliğimiz hep sizdiniz. Hep öyle oldu, yine öyle olacak. Sağ olun Yaman Bey. Arkadaşlar gidelim. Ben sizleri geçireyim. Adamlar haklı. Adamlar haklı. Yerden göğe kadar haklı ama böyle olmaz. Yaman böyle olmaz. Burası yönetim katı ya. Bak bizim bir sürü departmanımız var. Bizim hukuk büromuz var. Bizim insan kaynakları departmanımız var. Yani böyle elini kolunu sallayarak kimse çıkmamalı yönetim kurulu katına. Tabii bizim biraz daha kurumsal olmamız lazım. Abi burası örgüt. Yani kurumsallık iyi güzel tabii ama... biz sokağa çıktığımız zaman bu insanların hepsiyle yüz yüze bakışıyoruz. Yani burada biraz daha iletişim insan ilişkileriyle yürüyor. Anladım, anladım oğlum. Zaten ben de tam olarak ondan bahsediyorum. Tamam, öyle yürüsün ama o başka, bu başka. Biz burada iş yapıyoruz Yaman. Biz
Yani anlatmaya çalıştığım şey biraz daha kurumsal bir şey. Yarın öbür gün biz havlu atsak. Bizim kurmaya çalıştığımız iletişimi kuracaklar mı bizden? Yine de sakin kalmakta fayda var. Yani abi hem bir tane meselemiz yok ki bizim. Daha diğer mesele var, senin meselen var. Ne yaptın? Konuştun mu dedemle? Yani dedem... Yani abi bak yanlış anlama. Bir süre daha onu bu konudan uzak tutalım dersen ben varım. Hı. Yani bu senin kararın. Hiç bilmesin dersen de tamam ama annem... Ben onu hiç iyi görmedim. Ha. Annem... Ben onunla böyle şimdi yeniden anne oğlu olmaya hazır mıyım? Bilmiyorum. O zaman bir şeylerin ilacı olur mu? Onu da bilmiyorum. Ben öyle elimden geleni yapmaya çalışıyorum işte o da delirmemek için. Oo, keyifler yerinde mi? Afiyet olsun efendim. Dün gece neyi anladım biliyor musun? Bu hayatta paraymış, pulmuş, hepsi hikaye. Önemli olan aile. Bir de torunlarım yanımda durdular ya. Kusura bakma. Hele ateşi görmeliydin. Böyle kapı gibi, dağ gibi dedesinin arkasında bir duruşu var. Ahmet'im babası hayatta olsaydı ve görseydi gurur duyardı. Seni kızım çayına. Gerçek dostlar böyle günde belli olur. Geçmiş olsun abi. Hoş geldin. Ah. Ne oldu? Önemli değil abi. Zaafından vuruldu. Geç şöyle geçelim. Gel. Benim için önemli bir mevzuda sana açıklama yapmam gerekiyor. Estağfurullah. Buyur dinliyorum. Beni bilirsin abi. Evet. Ben öyle başkasının sevdiğinde, karısında gözü olan biri değilim. Zaten şimdi anlatınca anlayacaksın. Ya burada da öyle bir kabahatim yok. Hayırdır? Ben anlamadım mevzuyu. Anlatacağım abi. Anlatacağım. Nasıl desem... O zamanlar gençtik. Gönlümüz birbirine düştü. Sevdik birbirimizi. Abi... Kısa keseceğim. Mevzu benle Gülfem. Ateş benim oğlum.
Ömer abi. Ömer abi, iyi misin? İyisin. Yani abi, ateş bir Gülsoy değil. Ateş bir bakırcı. Ama kendisi bunu anlamak istemiyor. Sen anlatırsan sevinirim. Her şey. İyi misin? Ay, burası niye bu kadar soğuk ya? Bir de kombim bozuldu. Bir yemin ediyorum kafayı yiyeceğim ya artık. Hayır, ben kapattım. O niye? Çünkü artık bir işim yok. Benim bir suçum yok ama resmen ben utanıyorum. Sen utanmayacaksın. Hiçbir şeyden utanmayacaksın sen. Söylediğin gibi senin hiçbir suçun yok. En çok da bu haksızlık acıtıyor zaten canımı. Ya Aleyna'nın, Cemile'nin söylediği her şey bir yalandan ibaret. Ama kimse Yaman'a inanmıyor. Bana inanmıyor. Biz birbirimiz için yaşıyoruz. Ama bizi ayıranlar yine bizi mahvediyorlar. Hoş geldin. Bize de kestane getirseydin bari. Sobalı evde kaldın ya kestane için, onu diyorum. Dedeciğim. Bismillahirrahmanirrahim. Anne dedeye bir şey olmuş. Ya ne olmuşsa olmuş, gel yürü. Yürü. Sahip çıkalım dedeye. Ya kim sahip çıkarsa çıksın, bize ne ya, yürü yürü. Gel dedeye. Gel. Yazık adama, baksana ya. Ama bir şey olmaz ona ya. Hadi yürü, yürü, gir. Allah Allah, dedeymiş şeymiş, bize ne ya? Yazık adama. Bana bak. Ha? Bu Bora belasını def edene kadar bu odadan çıkmıyoruz. İkimiz de buradayız. Ay anne, vallahi olmaz. Hamileyim ben ya. Benim yürüyüş yapmam lazım. Ya al yürü işte, burada dön dolaş. Allah Allah. Ay anne. Amma abarttın ya. Ne yapabilir ki Bora Bakırcı bize? O şoför vardı ya. Hangisi kız? Melih mi, Serp mi? İkisi de. İşte o. Bora'ymış, Bakırcı'ymış, ne yaparmış dediğin oğlanın babası öldürdü onları. Ne? Ya. Sen nereden biliyorsun ki bunu? Yani işte biliyorum. Orayı boş ver. De. Sen düşün. Sana ne yapabilir, bana ne yapabilir? Bir düşün. O yüzden Bora mevzusu tamam, bitmiştir. İşte o yüzden bu bebeğin babası öyle ya da böyle Yaman çıkacak anne. Başka şansımız yok. Merak etme çocuğum. Senin baban Yaman, tamam mı? Evet, Yaman. Biz buna inandık. İnandık. Yedi yedi yedi. O ne be? Olumla mı? Olumla. Olumla. Oh. Sen dur bakalım. Sen dur bakalım açık. Feroş.
Aslında bizim için bir umut var ha. Şimdi Yaman Aleyna'dan kurtulunca siz evleneceksiniz ya. Sen konağa geçeceksin. Orası sıcaktır. E ben de senin çeyizin sayılırım sonuçta. Of. Hazal. Bak. Bizim o konağa ihtiyacımız yok. Gerekirse battaniyenin üstüne bir yorgan, onun üstüne bir battaniye daha atarız. Yine de o konağa geri dönmeyiz. Canımın içi. Gerekirse 10 tane battaniye çekeriz. Ama sen Yaman'la evlenmeyecek misin? Ya. Yeni bir evimiz olursa Yaman'ı da oraya iç güveysi alırız. Saçmalama. Of ya. Ya Firuş. Hı. 10 dakika açalım şu kombiyi, bir soğuğu kırılsın. Hemen kapatırız vallahi bak. Ay Hazal hayır ya, şu açıkta kalan yerleri ört, daha elektrik faturası var. Elini kapat, önce elini üşür. Ver. Kapat elini, kapat. Sen de kendi şeyini ört o zaman, omzum açık. Tamam, bundan da al. Ateş benim bir gülsoy değil, bir bakırcı. Vural'ın söyledikleri doğru mu? Cevap ver, doğru mu? Evet. Oğlum öldüğünde hiçbir bağım kalmadı seninle. Ama git demedim. Çünkü gidecek bir yerin olmadığını biliyordum. Gelinim dedim. Torunlarımın anası dedim, sahip çıktım. Baş köşeye oturttum seni. Kızım dedim. Baba ben... Baba deme bana! Bu evde seninle yaşadığım her güne, gelinim olarak şu eşikten adım attığın ana lanet olsun. Bundan sonra bu evle de Gülsoy soyadıyla da hiçbir alakan kalmadı artık. Baba ben çok gençtim. Çok çaresizdim. Keşke geçmişi geriye alabilsem. Keşke getirebilsem geçmişi geriye. Hiçbir şeyi geri getiremezsin. Ben oğlumu geri getirebiliyorum. Baba. Uzak dur. Uzak dur benden. Defol git. Defol git. Zırnık bile alamayacaksın benden. Nasıl girdiysen bu kapıdan öyle çık git. Bir iğne bile almayacaksın. Nerede yaşarsan yaşa. Düşmüşsün, kalkmışsın umurumda bile değil. Zaten bundan daha aşağıda düşemez. Defol! Defol!
Gülfem Hanım. Ne oldu, iyi misiniz? Ben sizi eve götüreyim isterseniz ha. Hayır, hayır, hayır. Hastaneye gidelim isterseniz ha. Hayır, bırak beni, bırak. Allah Allah. Nesin, iki dakika kapıya gel. Kızım acil gel işte, iki dakika. Allah Allah, deletme adamı. Alo Bekir. Sulandırmasana be. Başlatma lan sultanından multanından. Bir mesele var. Ne özleyeceğim seni lan? Manyak. Konuşmamız lazım. Konu Bora. He he, patronun oğlu Bora. Ayaklı bela dedik dedik, ayaklandı üstümüze geliyor. İşte konuşmamız lazım yani. Oturun, oturun Gülfem Hanım. Ah. Yerler soğuk, şunları da giyin. Ha. Ha. Esin. Oğlum Esin. Hı. Sen kadınsın, belki sana anlatır. Ne olmuş bakayım, bir sorsana. Gülfem Hanım, beni tanıdınız mı? Nesrin ben, ha? Baktı, 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 hatırladı. Gülfem Hanım, ne oldu size? Hasta mısınız? Yoksa Allah korusun başınıza kötü bir şey mi geldi? Bakın, derdini söylemeyen derman bulamaz. Ne oldu? Hadi söyleyin. Bitti. Her şey bitti. Hayda Nesrin. Ateş Bey'i mi arasam, ne yapsam? Bitti falan mı? Hayır, hayır. Tamam. Kimseyi aramayın. Ben o eve bir daha giremem. Kimsenin yüzüne bakamam. Bakamam. Nesrin, gel mi gel? Gel mi? Bizim bu kadının yanında çanta yok. Kıyafetleri bile yok doğru düz. Eve de giremem diyor. Ne yapmışlar? Kapıya mı koymuşlar acaba? Yani öyle olmuş galiba da. Nasıl bir kapağı dişlemiş olabilir ki? Bilmiyorum Nesrin. Ne yapacağız biz ya? Bir söyleyeyim, burada olduğunu öğrenirlerse bizi yine paketleyi vermesinler. Allah korusun. Bak hele, ben bir taksi çağırayım. Nereye gidiyorsa gitsin. Saçmalama be. Allah Allah. Bir de yolluk verelim istersen kadına Çetin. Hayır. Karakışta ben bırakmam. Aa. Yok. Ne yapacağız Nesrin yani? Ne yapacağız ya? Bilmiyorum ya. Ay. Ömer Bey buyurun. Hemen arabayı çıkar. Şirkete gideceğiz. Ha, tamam. Hemen. Hoş geldiniz Ömer Bey. Galiba buradakilerle buradakileri ayağına getirdi. Ateş! Dede bak. Karışma. Dede. Size karışmayın dedim. Tamam. Söyleyeceklerim var. Özellikle de sana. Söyle Ömer Gülsoy. Söyle. Karşındayım, neyse ne. Söyle gitsin. Oğlumu toprağa verdiğimde bir tek sizinle avundum.
3 tane torunum var dedim. Adımı yüceltecek, beni onurlandıracak 3 tane torun. 3 tane aslan. Yeri geldi kızdım. Yeri geldi bağırdım, çağırdım. Çünkü evladımdınız benim. Daha iyi olun. Soyadınızın hakkını verin istedim. İyi günlerimde hep yanımdaydınız. Dün burada olanlar benim hatam. Uzun zamandır devam eden hatalarımın bir sonucuydu. Dün burada ben düştüm. Benden elinizi çekersiniz diye düşündüm. Ama yapmadınız. Hele de sen, Ateş. Hele de gerçeği bildiğin halde. Sen benim torunumsun. Ben nefes aldığım sürece de öyle olacaksın. Bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Kimsenin. Dedem. Sen de benim dedemsin. Bunu da değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Ne olursa olsun, sen de benim dedemsin. Hadi bakalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar dede. Aa. Ne haber? İyi. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Bulabilmişsin şirketi. Bulurum ben. Buralarda biraz ünlüsün. Hı. Kime sorsam söylüyor yerini. Öyle mi? Akşama planın var mı? Var. Artık var. Güzel. Takip et. Hadi bakalım. Selam dostum. Seninle ufak bir sohbet etmemiz lazım. Sağ olasın Çetin abi. Eyvallah Okan'cığım. Dede sen geç, ben geleceğim. Okan.
Şu iki günde öyle şeyler oldu ki... ben artık anladım ki hiçbir şeyden emin olamıyorsun. Hiçbir şeyi kontrol edemiyorsun. Benim emin olduğum tek bir şey var. Ne hissettiğim. O yüzden bence korkmanın bir anlamı yok. Bir halta yaradığı da yok. Haklısın. Çetin, şunları alsana hemen. Biz bu odayı kullanmıyoruz ama hani tertemizdir. Yataklar hiç merak etmeyin Gülfem Hanım. Gelin, buyurun. Buyurun, buyurun Gülfem Hanım. Buyurun. Gelin, gelin. Gülfem Hanım, aman dışarıya falan çıkmayın. Yani pencereden bile bakmayın mümkünse. Burada olduğunuzu belli etmeyelim. Bizim de başımız belaya giriyor da sonra. Ne demişler? Her iyilik cezasını bulur. Öyle laf edilir mi ya? Şey, burası biraz soğuk ya. Acaba bir katellik bir şey mi koysak? Kadın donacak burada. Bir soba yakacağız ya. Nesin ısınır burası da? Allah Allah. Doğru diyor. Çetin, biz sobayı kurmadık ki. Çetin, biz niye sobayı kurmadık? Asıl biz donuyoruz. Nesin'cim, kuracağız. Daha burada kalacağımız bile belli değildi çünkü. Hı da doğru dedin. Ama bir şey söyleyeceğim, ben kömür istemiyorum. İz, pis falan, hiç uğraşamam onunla şimdi. Odun. Ona bakacağım ben, bir fiyat performans araştırması yapayım da hangisi ucuzsa. Ne yapıyorsan yap. Şey, Gülfem Hanım, biz şimdi gidiyoruz ama bir şeye ihtiyacınız olsa seslenmeyin. Tamam mı? Siz arayın, biz geliriz hemen. Bir çaldırın, kapatın, buradayız hemen. Hayır, biz hemen geliriz. Bu da iyice meczup etti kendini ya. Dışarıdan mı söyleyeceğiz yemeği? Hayır. Evde çok güzel bir sofra bizi bekliyor. Hadi bakalım. Kim var evde? Hani bir arkadaşım var ya, sana bahsettim. Onunla bir konuşmanız gerekiyor Ateş. Vural hakkında. Evet. Anladım. Güneş, ben bu konuyu kimse bilsin istemiyorum. Özellikle de o adamın benim biyolojik babam olduğunu. Tamam. Tamam, tabii ki bunu söylemek zorunda değilsin. Ama konuşsanız çok iyi olur. Güneş de geldi. Tamam. Ateş. Nasıl ya, siz tanışıyor musunuz?
Anlat, dinliyorum. Ne hakkında konuşacaksın? Aleyna Hanım bebeği hakkında. Senden olmadığını biliyorum. Hora. Uzatma oğlum, anlatsana Aleyna'nın bebeği hakkında ne biliyorsun? Aman yapma böyle ya. Kaç zaman oldu görüşmüyoruz, laflıyoruz lan işte. Hiç mi özlemedin oğlum beni? Oğlum oyun mu oynuyorsun benimle? Konuş diyorum, konuş. Zafer'e gidiyoruz Anyalan. Yol çok dikenli. Senin bu gerginliğinin sebebi Feraye. Çünkü bebek yoksa Aleyna yok. Aleyna yoksa Feraye var. Tüm denklem bu değil mi? Lan Bora kes! En çok da bunu kıskanıyorum işte. Nefret ediyorum bundan. Feraye'nin senin olması. Seni sevmesi. Bora. Oğlum sen ecelemişsin lan. Ne anlatıyorsun? Madem anlatmayacaksın, niye çağırdın beni buraya? Ölmeden önce gerçekleri bil istedim tamam. Gözün açık gitsin istemem. Ama merak etme. Feraye çok iyi bakacağım ben. Sen manyak mısın? Ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun? Gebertirim bu seni. Yabartsana lan. Yabartsana lan. Hadi. Bu sefer kurtulamayacaksın. Öyle mi? Tamam mı? Öyle mi? Bitti sen oğlum. Ha. Tamam mı? Tamam. Adiós, amigo.